Merhaba arkadaşlar. Code Fiction'ın 56. bölümüne hoş geldiniz. 56 bölümdür bizi dinliyorsanız, hala dinlemeye devam ediyorsanız teşekkür ederiz diye başlayayım ben. Bugün çok böyle eski bir arkadaşım var. Umut bizim konuğumuz. Merhaba Umut, hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkürler Mert'cim. Biz uzun süredir atıp tutuyoruz böyle hukuksal konularda. Yok işte bu mobbingdir, şudur, yok işte şunu yapamaz, bunu yapamaz, işveren nasıl yapar bunu diye asıp kesiyorduk burada. Şimdi dedik ki biraz işin uzmanını getirelim. Bu konuda böyle özellikle iş hukuku tarafında çalıştığını biliyoruz. O tarafta senden biraz daha böyle destek alalım, yardım alalım dedik. Hoş geldin. Ama ondan önce klasik haberlerimiz var yine. İlk önce en büyük haber şey herhalde GitHub'ın private repository'lere izin verebiliyor olması artık. Sonunda öğrenci kimliğimi yırtabilirim. Evet abi. Büyük büyük olay bence. Değil mi? Yani GitLab'la herhalde bayağı bir artık kapışacaklar. Ama yani GitLab'ın karşısında yapmaları gerekiyordu çünkü yani Microsoft'un GitHub'ı acquiring sonrası herkes GitLab'a geçti neredeyse. Abi o da yalan bak. Bugün bize araştırdık. 10 katı zaten fazla request alıyormuş GitHub yani. GitLab'dan. Hem de 2-3 senedir falan yani. Yani repo count olarak ama. Ya yine ama milyonlarca kullanıcısı var. 27 milyona yakın kullanıcısı varmış yani GitHub'ın. Az buz değil. Bir daha abi Microsoft artık finanse edebiliyor ya bunları. Hani hiç öyle bir derdi yok. Ulan private yapmışım oradan gelecek para falan. Herif oraya şey için almadı yani. Para için almadı. 3-5 dolara takılmıyor diyorsun. İtibar. Evet, bir o var. Bir de HashiCorp'un 100 milyon dolarlık aldığı yatırımla değerini milyar dolarlara çıkartması var. 1.9 milyar dolar olmuş değeri. HashiCorp biliyorsunuz şeydi, bu Terraform'un ya da işte Vault'un vesairenin geliştiren firmaydı. Muazzam bir olay yani. Olsun, hakikaten. Başka ne iş yapıyorlar acaba ya? Merak ediyorum. Neye almışlar o kadar yatırımı? Terraform'a mı almışlar? Abi çok fazla ürünleri var onların. HashiCorp'un kullandığı. Yani aslında HashiCorp şu anda şey olmaya çalışıyor. Bu şey tarafında, cloud infrastructure tarafında şeye gelmeye çalışıyor. Yani merkeze oturmaya çalışıyor ve bence bayağı da iyi başarıyor. Yani şu anda herkes neredeyse Terraform kullanıyor. Herkes Vault kullanıyor. Birçok ürünleri var yani şu anda kullandıkları. Konsul var mesela şey için, service registry için kullanılan bir ürün. Nomad var. Scheduler mesela şey yerine. Kubernetes yerine kullanılabilecek bir ürün benzer şekilde. Yani bakıldığı zaman aslında gerçekten çok ciddi ürünleri var. Ve ürünleri yani çıkarttıkları ürünler sektörün merkezine oturuyor bir şekilde. Büyük çaplı bir yazılım evi gibi çalışıyorlar galiba. Evet ve komünite çok iyi abi. Yani her şey bedava zaten baktığın zaman. Enterprise için sadece para ödüyorsun. Ve yani şu anda birçok firma kullanıyor. Barclays kullanıyor, Adobe kullanıyor. Şey Pinterest mesela onu kullanıyor. Yani birçok firma şu anda onu kullanıyor. Biz de mesela onların ürünlerini kullanıyoruz. Aynen. Çok vardır ya kullanan telefonum zaten. Yani ama şey kurumsal enterprise düzeyde para vererek yani danışmanlık alarak şey alarak lisans alarak. O yüzden hak ettiler bence paralarını. Evet. Buradan hayırlı olsun diyelim. Bizi dinliyorlardır muhakkak. Kesin. Şeye girelim mi? Başka haber var mı kimsede? Bir tane de bende var aslında. Bu 1-2 ay önce oldu ama Mongo Lab diye bir tane cloud provider vardı. O Mongo tarafından satın alındı abi. Ve bir sene içinde Mongo Lab'i öldürüyor Mongo. Ve kendi Mongo Cloud Atlas diye mi geçiyor yoksa Mongo Atlas diye geçiyor sanırım. Kendi cloud infrastructure'larına geçtiler. Biz de geçtik mesela. Hani orada da böyle bir gelişme oldu. Adamlar yok etmek için mi aldılar? Anlamadım ben. Evet abi. Vay canına. Yani Mongo'nun zaten hani ilk çıkış noktası oydu. İlk başta işte open source olarak çıktı. Enterprise'ını çıkarttılar. Sonra managed serverları satmaya başladılar. Sonra cloud infrastructure kurdular. Sonra da rakipleri satın almaya başladılar. Çok nakış gibi dokunmuşlar. Öyle bir anlattın ki. Allah Allah. Yani tezel planı gibi abi. Fagositoz ya direkt yiyorlar yani. Çok acayipmiş. Yani biz de geçtik yani. Hadi ya. Geçtik ve çok kolay bir çok smooth yani database böyle şak diye geçirdik bir saniyede falan. Ciddi misin? Bayağı ilginç bir geçiş oldu. Sıfır zero downtime'la geçtik. Çok güzel bir şey vardı. Onların
Üniversitesine katılanlar var mı orada eğitim falan? Ben katılmıştım ya, çok eğlenceli. Böyle online şey falan veriyorlar. Sertifikasyon programı var. Hı-hı. Kendi kendine eğitiyorsun falan. Hani biz dinleyenlere tavsiye ederim. Hakikaten böyle 2-3 haftada Mongo üzerinde çok güzel uygulamalar geliştirecek kadar bilgileniyorsun. Bir de sertifika veriyorlar. Exam falan yapıyorlar böyle düzenli. Güzel yani. Güzelmiş. O zaman şey geçelim mi sorulara? Şimdi aslında bizim Umut ilk de birinci şeymişsin. Pardon, özür dilerim. Buyur Deniz, bir şey diyeceksin. Ben mi? Birisi sesi araya girmedi mi? Yok, ben Umut bir kendini tanıtsın istedim ya aslında. Ha evet, aynen. Umut kendini tanıtsın. Selam arkadaşlar. Mert yazdı Twitter'da, çok insanlar beğenmedi tagimi ama yaklaşık 8 yıldır avukatlık yapıyorum. Bunun 4-4,5 yılı bir sendika içerisinde geçti. İşveren sendikası. Aslında ruhunu şeytana sattı da diyebilirsin bu noktada ama uzmanlığım, yaptığım iş, bildiğim iş hukuku. Mert'le konuştuğumuzda da sektörel bir ton sıkıntı olduğundan bahsetti. Benim de Mert haricinde yine sizin gibi bilişim içinde cebelleşen arkadaşlarım var. Hali konuştuğum şeyler var. Bakalım birilerinin kulağına bir kar suyu kaçırabilirsek güzel olursa muhtemelen. Vallahi işte biz onu yaklaşık 2 senedir yapmaya çalışıyoruz. Bayağı da kaçırdık umarım. Ama dediğim gibi yani ilk defa teknik yetkinliği, aslında şöyle yani teknik olarak bir iş yapmayan bir konuk olarak sen varsın. İlk defa oldu bu. O yüzden bakalım nasıl bizimle baş edeceksin, onu merak ediyorum ben de. Şimdi aslında şey soracağım abi. Şimdi aslında Türkiye'deki belki de birçok küçük firmanın en büyük problemlerinden bir tanesiyle ben başlamak istiyorum. Şimdi bu küçük firmaların çok büyük yatırımla başlamıyorlar. Küçük belli paralarla başlıyorlar vesaire ve bunlar tabii ki şeyi tercih ediyorlar. İşte maaşlarını tam göstermiyorlar, yarım gösteriyorlar. Maaşların bir kısmını elden veriyorlar falan filan. Bu gibi durumlarla karşılaştın mı sen profesyonel olarak? Ve bu gibi durumlarda mesela işverenin hakkı böyle bir şey yapması nedir? Cezası var mıdır? Benzer şekilde böyle bir şeye maruz kalan bir çalışanın başına neler, yani ne yapması lazım bir çalışan olarak? Ne önerirsin? Şimdi teker teker gidelim. Bu durumla karşılaştım. Bu durumla karşılaşacağız efendim. Çünkü işverenlik noktasında işverenin 3 tane gideri vardır. Yasal giderler vardır. Ham madde giderleri vardır ve işçilik giderleri vardır. Saydığımız ilk iki kriter tamamen kendi kontrolü dışındadır. Bu dışarıdan belirlenen fiyatlarla aldığı bir maliyettir. Ama işçi giderini kendi belirlediği için haliyle herhangi bir tasarruf yapacağı noktada dönüp işçiden, çalışandan, bu durumda sizden çıkartmaya çalışır. İşte sigorta primim fazla yattı, sigorta primim eksik yattı, işte ücretim fazla gözüktü, eksik gözüktü vesaire, bunların hepsini yaşadık. Mesela bundan 3 sene önce asgari ücret 1000 liradan 1300 liraya çıkmıştı. Hı. Yani bırakın sizin sektörü, asgari ücretle çalışan insanlara gidip şunu söylediler. Biz sizin bankalarınıza 1300 lira yatırmak zorundayız, kanun bunu söylüyor ama maaşınızdan 200 lirayı çekip bize iade edeceksiniz dendi çalışanlara. Tabii gözleri belertiyor insan ama yaşadık bunları, gördük. Peki sorun şu, bunu gördüğümüzde, bunu yaşadığımızda ne yapabiliriz? Şimdi haklı olmakla haklı çıkabilmek çok ayrı şeyler. Yani hukukun devreye girdiği nokta bu. İşin güzel tarafı, iş hukuku çalışanı çok ciddi oranda korur. İş mahkemeye geldiği noktada da iş mahkemeleri işçi mahkemesi gibi çalışır. Tabii bu durumda işveren lehine çok büyük hak ihlallerinin yaşandığı örnekler de gördük, yaşadık ama gördüğümüz çok örnekte mantıklı olan, doğru olan işçinin korunması gerekir. İşte bir SGK kurumumuz var. SGK kurumu bahsettiğin ihlalleri gördüğünde, söz gelimi benim sigorta primim tam yatmıyor. Ben 4000 lira ücretle çalışıyorum ama 2000 lira gözüküyor. 2300 lira gözüküyor gibi bir durum yaşandığında gideceğiniz, başvuracağınız yer şudur. Ama maalesef işlemeyen birçok kurum gibi bu kurumda da çok böyle ivedi bir sonuç almak mümkün değil. Çok uzun sıralar var. Müfettişler başvuru sonrası illaki işlem yaparlar. İş yerine gelirler. Çalışanları teker teker görüşmeye alırlar. Arkadaşım senin maaşın kaç? Herkesin notunu alırlar. Dönerler, giderler. SGK'ya bildirilen rakamlar üzerinden değerlendirme yaparlar ve işverene akıl almaz cezalar verebilirler. Bu çalışma süresince yapılabilecek bir aksiyon. İkinci nokta, adam bizi yıllarca çalıştırmış. Biz de böyle bir aksiyon alamadığımız için, çünkü dedim ya SGK kurumu çok fazla çalışmıyor. Biz
patrona tabiiz. Adam bizim maaşımızı ödüyor hayatını sürdürmek için. Ona ihtiyacımız var. İş mahkemeye kaldığında dönüp hizmet tespit davası diye bir yol var. Hizmet tespit davası birebir bahsettiğim sorunu çözmek için var. Gittiğin davada sen şunu söylersin. Ey mahkeme, ben 4500 lira ücretle çalıştım ama işveren sigorta giderlerinden kaçmak için ya da herhangi bir sebeple, ben bunu bilemem, benim primlerimi eksik gösterdi. Durumu tespit et, geriye dönük olarak da benim eksik yatan primlerimi öde ki ben kaybettiğim haklarıma kavuşabileyim. İşverenlerin en korktuğu davadır bu, çünkü az önce SGK nezdinde bahsettiğim işlemeyen müfettişlik sistemi mahkeme nezdinde işlediğinde SGK doğrudan doğruya taraf oluyor. Kendisi tespit edemediği ihlali mahkemeden teyitli bir şekilde tespit edip bu defa çok ciddi para cezalarıyla karşılaşıyor işveren. Hukuki yollar ve gayri hukuki yollar vardır hayatımızın ya da iş hayatının işlemesinde. Hukuki yollar bahsettiğimiz metotlardır ama gayri hukuki yolların illaki bir hak ihlaline neden olacağından bahsedemeyiz. Misalen bu noktada bahsettiğimiz pazarlık gücünden yoksun olan çalışan işverenini sıkıştırmak için bunu bir koz olarak kullanabilir. Yani her daim kardeşim ben sana dava açarım. Bu dava bir yıl, bir buçuk yıl, iki yıl sürer, lanet olsun, ben bu işin peşindeyim. Ama ben bu primi aldığım gibi sen de buna ceza ödersin. Her zaman için kullanabilecek bir kozdur. Ama şimdi mesela çalıştığım firmada da insanlar şeyden de korkuyor. Yani bu mesela böyle bir haksızlık olduğunu biliyorlar ama böyle bir dava açarsam ben ya da böyle bir şikayette bulunursam ben açığa çıkarım, işimi kaybederim diye de bir taraftan korkuyorlar. Bu mesela bir şekilde korunuyor mu bu kişiler? Bir şekilde korunuyor mu bu kişiler? Aslında korunması gerektiğini düşünüyor insan ama hayır. Maalesef hiçbir hukuk kuralı, hiçbir hukuk normu koruma sağlamıyor. Tamamen teorik olarak eski işverenine gidip sen dava açabilirsin, tazminat istersin. Dersin ki bu adam benim yeniden çalışmama engel oluyor, başka işlere girmemi engelliyor, bana kötü referans veriyor haksız yere, ben böyle bir çalışan değildim. Ama maalesef bizim hukuk sistemimizin kör olduğu alanlardan biri. Tabii buna karşılık nitelikli işler yapıyor olmanın da bir geri dönüşü var. İşte bu geri dönüşü yaşadığınız en net nokta. Tabii ki işverenler kendi aralarında ya o sorunlu eleman bana dava açtı bilmem ne gibi kötü referanslar verebilir ama işini yapan adamı için her zaman iş var. Biz bir şeylere, çalışanlar bir şeylere boyun eğdiği müddetçe hiçbir çözüme ulaşamıyoruz ve garip bir şekilde bu korkuları biz yaşıyoruz. Asgari ücretle çalışan, ilkokul terk, ortaokul terk, lise eğitimi olmamış birçok insan mahkemeler nezdinde hak arama noktasında beyaz yakalı çalışanlar çok daha yetkin, çok daha cesur hareket ediyor. Yani iki fabrika, adamı yandaki çorap fabrikası kovmuş, öbür tarafta lastik fabrikası var. Adam korkmuyor. İş, bütün Çankırı'da 3 tane fabrikanın birine dava açmaktan. Ama biz İstanbul'da yaşıyorsan ya da freelance çalışan işler yapıyorsak böyle ufacık patronların kontrolü altında birçok şeyi sineye çekiyoruz. Kabul edelim. Abi o biraz hani herhalde kaybedecek şeyi olan olduğunu mu, çok kaybedecek şeyi olduğunu düşünerek insanlar harekete mi geçmiyor acaba? Olan sesimi çıkartırsam şimdi. Oradan da çok farklı bir noktaya gidiyoruz gerçi hukuka çıkıp ama yani, Fight Club falan. Bu davayı açtığında senin kafanın üzerinde bir tür Amber Alert çıkmıyor. Yani gittiğin her işveren bu problem nedir demiyor. Ya tabii ki olur. Referans çek sırasında gider eski işverenin böyle bir şey deme riski vardır ama yani nereye varacak? Doğru. Yani şey herhalde birazcık... Yani her birimiz şu an konuşmada 3-6 tane adamız. Yıllardır çalışan adamlarız. Toplamda bir 100 bin lira para bırakmışızdır eski işverenlerimize. Fazla mesailerimizden, primlerimizden, şunlardan, bunlardan. Değil mi? Kabaca bir hesap yapın. Fazla mesai demişken, fazla mesainin hukuki tanımı nedir Erdem? Yani fazla mesainin hukuki tanımı şudur. Günde 8 saat, haftada 45 saati aşan çalışma fazla mesaidir. Bu çalışma programlanabilir. Söz gelimi sabah 9 akşam 6 metoduyla 45 saati haftanın 5 gününde doldurabileceği gibi sabah 9 akşam 5 yapar. Cumartesi günü saat 12.30'a kadar çalışma verir.
haftanın 6 günü sen iş yerine gidersin ama cumartesi günü fazla mesai çalışması olarak gözükmez. Kanunun tek ayırdığı yer pazar günü. Pazar günleri resmi tatil günü olmasa da haftalık dinlenme günüdür. Pazar günü yapılan çalışma bu yüzden her şekilde fazla mesai ücretine tabidir. Dahası pazar çalışmasını takiben pazar çalıştığın için sana bir hafta tatili günü vermelidir. Haliyle hiçbir sözleşme olmaksızın pazar günü yapılan çalışmadan söz gelimi saatlik ücretin 10 liraysa hafta tatili de almadığını varsayarak konuşuyorum. Almadığın gün içinde bir 10 lira gelecek. Fazla mesai ücretiyle beraber 15 lira gelecek. Saatlik ücretin 25 liraya çıkacak. Tabii bunu yani 8 saat üzerinden planladığında 25 çarpı 8'den 200 lira gibi bir para olur. Yani sadece bir pazar çalışan bu. Tabii olması gereken bu. Valla sen bunu söylerken ben pazar günü yaptığım mesajları şimdi düşündüm de. Yani benim şöyle para geçmedi. Ben de bir sıkıntıya girdim yani. Tabii şeyin ayrımına da varmak lazım sizde. Hepiniz ofisle çalışmıyorsunuz. Birçok insan freelance olarak çalışıyor ya da parça başı iş teslimi üzerinden çalışıyor. Hı hı. İş buna geldiğinde fazla mesai daha karmaşık bir hal alıyor tabii. Fazla mesai ne kadar yaptın, bunun ispatı vesaire çok kaotik bir yol. Haliyle çalışanın ne kadar çalıştığını ölçmek zorunda. Ya daha doğrusu kaçsa saat kaçta girdi, kaçta çıktığı tutmak zorunda değil mi her şey olarak? Eğer ki ofis içi çalışma varsa, serbest çalışma yoksa, işte artık çalışma modelleri değişti. Tabii ki iş yerinde kaç saat kaldığınızı denetlemek de yükümlü. Çünkü size buna göre ücret ödüyor. Hatta işveren şunu bile yapabilir. Ben 8 saati doldurdum, oyalanıyorum lan fazla mesai açacak dediğinde seni iş yerinden çıkartma hakkına bile sahip. Hiç öyle bir şey yaşamadık gerçi ama. Evet. Hangi işveren mesaiden sonra kalmış çalışanın evladım? Ne arıyorsun burada dedi bugüne kadar. Aa, çok acımasız gerçekten yani. Biz yani şu anda şey düşündüğüm zaman ben şu anda muhtemelen dinleyen herkes de aynı şeyi düşünüyordur. Yani IT sektöründe bunun karşılığı yok yani. Yasa bu bambaşka bir iş hukuku çalışıyor şu anda. Arkadaşlar biz üniversite mezunu, beyaz yaka ve orta gelirli insanlar olarak hangi sektörde olursak olalım yanağımıza bir öpücük konduruyorlar. Vallahi doğru dedin onu. Sabahlamak diye bir kavram var yani yazılım dünyasında. Sabahlıyorsun abi yani. Ben gece 3'te falan iş yerine gittiğimi biliyorum mesela deployment yapmak için. Valla staj dönemimde şeyi yaşadım. Salı girdiğim ofisten perşembe öğleden sonra Umut Koktun artık evine git diye yolladılar. Çünkü 2 gün boyunca koltuklarda uyumuştuk. Çünkü iş bitmiyordu. Data room hazırlıyorduk. Kader. Umut bir şey soracağım. Ama kesinlikle işverenin sözleşme böyle bir şey koyması falan böyle bir dünya yok değil mi yani? Çok net o. Fazla mesai kanunla gelen bir hak. Sözleşme ile size sadece daha fazlasını yazmışsa herhangi bir yük mü olur? Söz gelimi. Şunu diyebilir işveren. Birçok toplu sözleşmede görürsün. Fazla mesai ücreti normalin %50 fazlasıyken işveren %100 fazlasını ödemeyi kabul etmiş olabilir. Hep bir ücrete tabi yaptı. Anladım, tamam. Tabii fazla mesainin karşılığı ücrettir arkadaşlar. Başka ama, hiçbir şey değil. Ama şey yapamaz değil mi? Fazla mesai yeniden tanımlayabilir mi? Fazla mesai yeniden tanımlayamaz. İşte %50'yi %100'e çıkartırken %49'a çekemez. İşçi aleyhine değişiklikler yapamayacağın alanlar var. İş hukuku nispi emredicidir. İşveren aşağı çekemez ama işçiyi koruyan bir hüküm varsa o sözleşmede çalışır. En tipik örneği izindir. 14 günle başlar. Hepimizin kafasında izin. İlk bir yıl yapmayız falan ya. Toplu sözleşmelerde bunun formatı farklıdır. 14, 16, 20 diye giden işte 20, 25, 30, 40 artık her neyse toplu sözleşmenin geldiği yere değişir. Peki mesela burada şeyi soracağım. Şimdi bu fazla mesai kapsamına giriyor mu bilmiyorum. Mesela bizim sonuçta sektör gereği çalıştığımız şeyler var. Mesela bir canlı bir sistemin bakımını yapıyoruz. Mesela canlı bir sistemin sorumluluğu bizde. Ve telefonla bir problem çıkarsa bizi arıyorlar gecenin bir saati. Biz uyanıp o problemi çözmek için bilgisayar başına geçiyoruz. Mesela bununla ilgili olarak sözleşmeye herhangi bir şey ekleyebilir mi? Ya da sözleşmede bir şey görmeli miyiz? Eğer bunu bizden istiyorsa ve sözleşmemizde yoksa böyle bir şey yaptığımızda ne gibi bir hakkımız var? Şöyle pratik düşünmemiz lazım. Sizin çalıştığınız alan kanunun öngördüğü genel çalışma konularından çok farklı.
haliyle iş sözleşmeye geldiğinde kendimizi burada koruyacağımız alan fiyatlandırma olacaktır. İşte çalışmalarınızı belli bir cap üzerinden kurabilirsiniz. Sözleşmeye şunu yazmanız misal en pratik çözümdür. Ben 10 kol anında haftanın 7 günü günün falanca falanca saatleri arasında çalışmaya hazırım. Şirket bundan faydalanır, faydalanmaz o şirketin bileceği iş. Ama bu saatler dışında benden bir hizmet alındığında bunun ücreti X kadar artar diye bir hüküm konulabilir. Koyduğunuz bu cap'in dışarısına çıkartmanız fazla mesai ücreti gibi buna geri dönüşüm sağlar. İş mahkemeye geldiğinde de bahsettiğim yaptın, yapmadın, oldu, olmadı, işte kulağımı buradan tuttum gibi kavgaların hepsinden kurtulursunuz. Anladım. Peki ben bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Şimdi diyelim ben bir iş yeriyle görüşüyorum, işte sözleşme imzalayacağım. Bana bir standart, genelde standart sözleşme gönderiyorlar ya. Gönderdiler abi. Ben de bu dediğin şekilde işte on call zamanları dışında olan saatlerimi %200 olarak ücretlendirmek istiyorum mesela. Okay. Bu noktada ben bir birey olarak ne hukuktan anlarım ne iş kanunundan anlarım. Bir avukattan mı yardım almalıyım? Yoksa kafama göre ekleyip ondan sonra iş yerinin bu sözleşmeyi kabul edip etmemesine mi şey yapmalıyım yani? Ya biz hukukçular yaptığımız işi pazarlamayı çok severiz, çok da iyi biliriz. Bu yüzden herkesin her sözleşme metninin böyle çok kitabi olması gerektiği, işte falanca kanunun bilmem ne maddesine atfen hükümler doğurması gerektiği gibi düşünceler vardır kafasında. Hayır. Sözleşme karşılıklı hazır durumda bulunan iki tarafın karşılıklı anlaşmasından ibarettir. Yazılı bile olmasına gerek yoktur. İşin yazılı olması ispat noktasında işe yarar. Haliyle sen sözleşmene, kendini koruyacağına inandığın herhangi bir formu yazabilirsin. Avukatla da gidebilirsin, kendi başına da gidebilirsin ama herkes aklı başında tanılar. Yani böyle basit tek cümlelik bir hüküm için bence altından kalkılabilecek bir durum. Anladım. Ama tabii yani bilmiyorum. Şimdi şey var mıdır yani, hiç kalkıp da gelen eline iş sözleşmesinin üzerinde değişik yapan yazılımcı var mıdır? Hiç duymadım. Var tabii. Freelance çalışan insanlar özellikle yapar ama ofis içerisinde çalışacaksa ya da belli bir şirketin altında düzenli bordrolu çalışan olacaksa bu pazarlık gücü düşüyor. Abi, bir şey soracağım bu arada. Sözleşme demişken benim tek bu iş kanunuyla ilgili bir şey bildiğim şey, işveren iş kanununa aykırı bir şey sözleşmeye yazsa da sen onu imzalasan da aslında geçerli bir şey olmuyor değil mi? Az önce anlattığım konu nispi emredicilik. Senin lehine istediği kadar genişleyebilir ama işveren kanunla bağlıdır. Herhangi bir hakkını kısıtlayamaz. Peki şu çok karşılaştığımız bir durum sektör, hem bizim sektörde hem de başka sektörlerde. Yani sözleşmeye şöyle maddeler ekleniyor işte. Bizden ayrıldıktan 2 yıl sonra aynı sektörde faaliyet gösteremez gibi işte. Atıyorum e-ticarette çalışıyorsan gidip başka bir e-ticaret firmasına çalışamazsın gibi. Bunun ne kadar geçerli? Vallahi bunun geçerliliği %0. Bu sadece korkutmak için yapılan bir şey. Sizden işvereninizin çalışma, daha doğrusu ayrılma sonrasında talep edebileceği konular çok daha somut, çok daha net konulardır. Şu olabilir, işveren sizi bir eğitime gönderir. Eğitim bedeli 40 bin euro gibi bir bedeldir. Bu bedel gayri tabi bir bedel olduğu için 40 bin euroyu kimseye ödemez, kabul ederim. İşveren şöyle bir madde koyabilir. Eğitim sonrasında çalışan en aşağı 4 yıl boyunca benimle çalışmak durumundadır. 3 yıl boyunca benimle çalışmak durumundadır. Ayrılması durumunda eğitim bedeli kendisinden istenir. Evet. Bu ayrılma sonrasında geçerli bir klozdur. Ya da senin bahsettiğin rekabet etmeme klozu. İşveren sözleşmesine yazar ki işte Deniz İlgin benden ayrıldıktan sonra 2 yıl boyunca işte benimle rekabet eden kimseyle çalışmayacaktır. Karşılıklı imza atarsınız. Hiçbir yere çıkmaz. Hiçbir yere çalışmaz. Yargıtay'ın çok net kriterleri var. 1. Deniz İlgin seninle rekabet edebilecek bir pozisyonda mı? Bir e-ticaret şirketi mi var? Senin portfolyonu mu çaldı? Ya da ne gibi gizli bir know-how'ı, söz gelimi, Coca-Cola'nın formülünü mü aldı götürdü Deniz Girgin? 2. Alanla sınırlıdır. Söz gelimi adam İstanbul'da faaliyet gösteren bir yerdir. Sen sürmenaj geçirirsin çok çalışmaktan, kapatırsın İstanbul'daki evini, Bodrum'da yerleşir, bildiğin işi yapmaya başlarsın. Bölge sınırlamasının dışında kalırsın. Yine hiçbir yere çıkmaz bu.
Ama bunlardan en daha önemlisi, en sık karşılaşılan konu, Yargıtay uygulamasında bir tazminat öngörür. Adam seninden ayrıldıktan sonra 2 yıl çalışmayacak anlıyorum ama sen buna karşılık ne verdin rekabet etme tazminata? Senin kara kaşına kara gözüne mi bu adam bunu kabul etti? E ben maaşını ödedim der işveren. Maaşını sen çalıştığı için ödedin ona. Ayrımcılık tazminatı madem ki sen 2 yıl boyunca bağlayacak, seni çalışamaz hale getirecek o olan da ödemesini şart koşuyor haliyle. Vay arkadaş. Yani çok mantıklıymış. Bence de bu önemli bir soruydu insanlar için, tanımda insanlar için. Teşekkür ederiz Mutlu Allah. Değil mi? Arkadaşlar herkes böyle çok... Yani sözleşmeyi imzaya atarken hiç ürkütmemek lazım. Bu kavgalara girmeyin. Adam yazmışsa da onun için önemliyse siz yatın kulağınızın üstüne, atın imzayı. Mahkemeye herkes herkese verebilir. Herkes herkesten herhangi bir talepte bulunabilir ama ispat yükü onun üzerinde, işverenin üzerinde ve kazanabileceği bir dava değil o. Bu bence bayağı bir rahatlatıcı bir şey yani. Bunu bilmek evet. Çok iyi. Evet abi. Ben şu mobbing konusuna bir geleyim mi ya? Mobbing yani... konusuna gel ya. Sabaha kadar konuşurum mobbingle ilgili ama çok güzel şeyler anlatamam sana. Yani mobbingin tanımı nedir abi Türkiye'de? Ve hani ne yapabilir bir birey, bir çalışan bu konuda nasıl hareket etmeli yani? Mobbing bize özellikle 2004-2005 sonrası gelen bir kavram. Öncesinde çok fazla bizde yeri yoktu ama en genel tanımıyla şudur. İşverenin kişiyi yıldırmak, işte mutsuz etmek amaçlı, psikolojik olarak aşağılayan, kötü duruma düşüren, kendisini kötü hissetmesine neden olan hemen her tür hareketini açıklar. Bu çok geniş bir tanım. Maalesef bizde işte mobbing karşılığı tazminat olduğu için medeni kanunumuzun bir hükmü var. Medeni kanun der ki hiç kimse aldığı tazminatla zenginleşemez. Bunun adı zenginleşme yasağıdır. İşte Amerika'da duyarız ya biz. Adam $1 milyon aldığı sıcak kahve yazmadığı için davasından vesaire. İşte Amerika'da zenginleşme yasağı olmadığı için böyle garip tazminatları tartışırız. Sen Türkiye'deki hukuk sisteminde öngördüğü şudur. Bir zararı uğramalısın ki bu tazmin edilmelidir. İş maddi bir zararsa 100 bin lira zararın var der, 100 bin lira istersin. Manevi bir zararın varsa ise bu takdir noktasındadır. Çünkü senin manen ne kadar zarar gördüğünü mahkeme ölçemez. Sen bir talepte bulunursun mahkemeye. Dersin ki kardeşim ben mobbinge uğradım. İşverenim benim onurumu kırdı, gururumu kırdı. Yıllarda çalıştığım yerden ayrılmama neden oldu. Psikolojimi bozdu, hastalandım artık her ne varsa. Dersin ki 50 bin lira uğradığım manevi zararlardan ötürü tazminatta bulunuyorum. Mahkeme şöyle bir incelemeye başlaması gerekir. Teorik konuşuyorum şu noktada. Evet, sen ciddi anlamda genel geçer bir insanın, ortalama bir insanın rahatsızlık duyacağı herhangi bir eylemlere tabi tutulmuş musun? 2. Bu eylemi ya da bu olumsuz durumu aşmak için herhangi bir harekette bulunmuş musun? Söz gelimi senin şefin bunu yapıyorsa şefinin de üstü var. Gidersin ona şikayet edersin. Dersin ki kardeşim bana mobbing yapılıyor. E işveren araya gir, durumu çöz. Oradan doğruya ben işverenlikle karşı karşıya gelmeyeyim. Bana çünkü mobbing yapan Mehmet Usta. Tırnak içerisinde konuşuyorum. Mahkeme buna da bakıyor ama dediğim gibi bu teorik aşamalar fiiliyatta çok fazla karşılık bulmuyor. Çünkü bizim mahkemelerimiz ve hakimlerimiz mobbingin ne olduğunu kavrayabilmiş değiller. Dediğim gibi bizde yeni bir alan mobbing. Yargıtay'ın örnekleri artsa da halen daha bu mobbingdir diyebileceği çok sınırlı şey var. Tamamen hakimin takdir yetkisi altındasın. Ve dediğim gibi hakimler bunu anlamadığı için ve hakimler özel sektörün ne olduğunu, bizlerin nelerle cebelleşmek durumunda olduğunu canlandıramadıkları için çok garip kararlar gördüm. %100 kazanırım diye başladığım mobbing davalarının reddolduğunu gördüm. Yok abi bu mobbing mi denilen şeyin kabul olduğunu gördüm. Maalesef bir yazı turu atışı şu anda bizim hukuk sistemimizde mobbing. Sadece dava sonucu sizin elinize bir ürün geçiriyor ya da işte bir uğradığınız zarar tazmin oluyor. Ama o davanın sonucunu da öngörmek çok kolay değil. Haliyle mobbing eksenli bir dava açmayı düşünüyorsa bir kişi, benim tavsiyem çok nettir. Çok güzel dokümanlasın. E-mail'larla mı yapılıyor bu iş? İşte ben iş yerinden ayrıldığımda işverenim kapatmış benim e-mail şifremi. Forward'la at bir kenara.
WhatsApp mesajlarında taciz mi yaşıyorsunuz? Ekran görüntülerini alın. WhatsApp konuşmalarını yedekleyin. Ya ben bilişimci adamları bunu ben mi öğreteceğim? Yani iş oraya giriyorsa elinizin zayıf olduğunu bilerek ve ispat yükünün sizin üzerinizde olduğunu bilerek hareket etmenizi tavsiye ederim. Ama mobbing gün sonunda işverenin sizi psikolojik olarak zarar vermek adına yaptığı her tür davranıştır abi. Sonsuza kadar genişletebilirsin bunu. Abi bir şey daha sorayım. Yanlış hatırlamıyorsam angarya iş yaptırmak Türk anayasasınca suç. Doğru. Bu da mobbinge giriyor mu? Mobbinge giriyor ama işte ihlalle çözüm arasındaki kopukluğu yaşıyorsun yine. Adam angarya yaptırdı sana, ne yapacaksın? Mobbing davası mı açacaksın? Çalışıyor. Çok çok zor bir şey yani. Çünkü bana göre angaryanın tanımıyla işverene göre angaryanın tanımı da bambaşka olabilir yani. İş o noktaya geldiyse mobbingden bağımsız bir çözüm var. İş kanunu işverene diyor ya, haklı nedenli fesih, kıdemi, kıdemi ihbarı vermeyip adam bunu yaptıysa sen kişiyi işten çıkartabilirsin diyor. Aynısını işçi için de söylüyor. İşçinin haklı nedenli fesih halleri. Böyle bir durumda karşılaşan işçi işverene bir ihtarname çeker. Der ki sen bunu yaptığın için işte bana angarya yaptırdın, benim onurumu kırdın, gururumu kırdın işte. İş hukukundan doğan sorumluluklarını yerine getirmedin. İhtarnamesini çeker. Ben iş sözleşmeme tek taraflı son veriyorum. Bana kıdem tazminatını öde der. Tabii bunu kıdem tazminatını ödeyle bitmez. İş ilişkine son verirken hak edilmiş kazançları da ödemesi gerekir. Hak edilmiş kazançlar nedir? İçeride henüz almadığınız maaşınız varsa odur. Söz gelimi ayın 5'inde maaş ödeniyordur. Ayın 17'sinde yapmışsınızdır siz bunu. 12 günlük maaşın hesaplanıp ödenmesi gerekir. Ya da izniniz birikmiştir. 10 gün, 15 gün, 20 gün, 25 gün. Kıdeminizin ve maaşınızın yanına iznin günlük ücret karşılığı hesaplanıp ödenmesi gerekir. Tabii işte. Anladım. Game of Thrones'da diyoruz ya, baktan önce söylenen hiçbir şeyin önemi yoktur diye uzun uzun yapıyor felsefesine. Bu dediğimiz her şeyi boşa çıkartan ya da zorlaştıran konu bunun otomatik kazanılan bir tazminat olmadığı. Sen haklı nedenle iş sözleşmene son dahi versen, işveren ben tanımıyorum senin haklı nedenini dediğin noktada çözümünüz yine mahkeme. Mahkeme dediğimiz yolda çoğu zaman avukat gerektiren ve süre olarak da ciddi zaman alan bir durum. Bu bir alacak davasıdır. Ve benim öngörüm 2,5-3 yıl sürebileceği böyle bir dava. Peki abi bir şey soracağım. İş yerinden ayrılmadan herhangi bir sebepten dolayı iş yerinde çalışmaya devam ederekten dava açmanın bir sakıncası var mı? Böyle örneklerle karşılaştın mı? Var, karşılaştım. Hiç de bir sakıncası yok. Hatta işveren sen bana dava açtın diye seni işine son da veremez hukuken. Ama bunu yapan herkes işletmede farklı mutsuzluklara tabi olur. Yani bırak dava açmayı. Dava açmış bir kişiye tanık olarak gittiğinde ve tanıklığını beğenmediği noktada da işverenin hukuk dışına çıktığını çok gördüm. Yani şu değil hukuk. Bizim elimize bir şemsiye veriyor. Kafamıza yağan bütün suyu koruyor gibi bir şey yok. Bizim belli haklarımız var. Biz bu haklarımızı korumak istersek koruruz. Korumak istemezsek işverenin yaptığı her iş kendine kalır. Ben çok uzun süre işveren vekilliği yaptım. Açılan davaların yapılan ihlallerin %60'ının bile davaya konu olmaması işveren için kârdır arkadaşlar. Yani dava açmayan ya da hakkını işletmede bırakan her kişi eski patronuna çok severek ayrıldığını tahmin ederim zaten. Hep iş ilişkileri çok mutlu biter. Güzel güzel paralar bırakmış demektir. Evet, sanırım aramızda da öyle arkadaşlar. Yok değil. Ben herkesin eski patronlarını çok sevdiğine eminim. Herkesin vardır herhalde hikayesi burada bir tane. Minimum bir. Vardır. Herkesin vardır. Herkesin aynı şirkette olması çok acayip işte. O biraz trajikomik tabii, evet. Ya işte şirkete de anmıyoruz. Ama kendi ilacı kendi başına, avukatlar kendi haklarını çok mu koruyabiliyorlar? Avukatların da türev saçmalıkları var yani. Evet. Onur'un bir sorusu var galiba bu arada. Buyur. Evet abi. Selam. Öncelikle
Bayağıdır bir yayınlara katılamıyordum. Herkese selamlar. Umut memnun oldum. Tanışamamıştık. Kusura bakmayın arkadaşlar. Hoş geldin Onur. Tamam. Sen yerde mi yatıyorsun lan? Ben de anlamadım. Bir hareketli aktüel kamerası var. Ya yatak gibi görünüyor da değil aslında. Bayağı koltuktayım. Salondayım. Anladım. Kusura bakmayın. Ben şey soracaktım. Şimdi işten ayrılırken bir bildirim süremiz var ya. Hı hı. İşte bir bunun bir şeyi var galiba. İşte bir yıl çalışıyorsan şu kadar falan gibi. Buralarda tabii çeşitli pazarlıklar dönüyor. İşte firmalar diyor ki yarısından çık ya da çalışan işte ben iş arama hakkımı kullanmak istiyorum vesaire gibi böyle çeşitli pazarlıklar dönüyor. Hı-hı. Yasalarca konulmuş ismi nedir, nasıl yapılmalıdır? Bu pazarlıklar tamamen ikili ilişkilerden yapılabilecek şeyler midir? Ya yani hukuken korunan, verilmiş, adı konmuş bir şey var mıdır? Bunu soracaktım aslında. Ya bu aslında en teknik alanı ve kanun bunu tıkır tıkır düzenlemiş durumda. Pazarlık yükünün sıfır olduğu bir alan. Ama dediğim gibi işte hak ihlali yaptığında gideceğin yer mahkeme. Bütün bu ihtimalleri geçip ben ideal dünyayı anlatayım ilk başta size. İki tip fesih imkanı var. Bu fesihler işçi tarafından ya da işveren tarafından yapılır. İşte az önce bahsettiğim örnek. İşveren bana angarya yaptırıyor. Ben iş sözleşmeme son veriyorum dediğin senin haklı fesih diye bir olanağın var. Bunu yapıyorsan işveren senden bir ihbar süresi isteyemez, talep edemez. Çünkü sen iş sözleşmene haklı bir nedenle sona erdirdiğini söylüyorsun. Bir ihlal var ve bu ihlal benim katlanamayacağım bir ihlal. Haklarımı öde ben gidiyorum diyorsun. İkinci nokta yine işçinin her zaman haklı nedeni olmak zorunda değil. Daha iyi bir iş bulmuştur. Olabilir. Hayat bu. Daha yüksek para alacaktır. İşverene de gider der ki ben işten ayrılmak istiyorum. Bu noktada işveren şunu isteyebilir işçiden. İhbar süren var. 4 hafta çalışacaksın, 6 hafta çalışacaksın ya da 8 hafta çalışacaksın. Bu tamamen kanunda belirlenmiş süreler. Pazarlığa kesinlikle tabi değil. O noktada işveren haklıdır arkadaşlar. İşçinin geçerli daha doğrusu haklı bir nedeni olmaksızın işten ayrılması durumunda ihbar sürenizi de sizden çalışmanızı bekleyebilirler. Tabii dedim ya iki tip fesih var işçi tarafından ve işveren tarafından. İşveren tarafından fesih yaptığımızda bu defa işçi lehine dönüyor işler. Çünkü artık işveren sizi işten çıkartıyor olduğu için bu işin mali yükü de onun üzerinde, yasal yükümlülüğü de onun üzerinde. İşte siz hakkınızı arayacaksınız, mahkemeye gideceksiniz vesaire bunların tamamı tepede ama işveren neyi yapmalı sizi işten çıkartırken? Bir, ihbar tazminatını rakamsal olarak ödemek istemiyorsa. Demeli ki, ey Onur, senin 8 haftalık ihbar süren var. Ben sana 8 hafta bir gün önce bildiriyorum. Sen 8 hafta sonra işine son verilecek. Bu 8 hafta boyunca işine devam edeceksin. 8 haftanın sonunda ben sana yasal hakları neyse ödeyeceğim ve işten çıkartacağım. Tabii burada işverenin seni işten çıkartmak için geçerli bir nedeni olduğu varsayımıyla konuşuyorum. Az sonra bu geçerli neden nedir, haklı neden nedir onlara gireceğim. Hiç kafanızı bulandırmayın şu aşamada. İşveren size bu 2 ay boyunca yani 8 hafta boyunca çalıştırır. Normal ücretiniz ya da yasal haklarınız her neyse bunların tamamını öder. Kıdem tazminatınızı öder ve işinize son verir. İkinci nokta, siz bunu dediğinde işte az önce dediğin şey, iş arama iznim var benim, ne olacak? İşte bak bu pazarlığa tabi bir konu. Yasa diyor ki günde 1,5 saat senin iş arama iznin var. Bu ne demektir? Sabah 9 akşam 6 çalışıyorsan saat 4.30'da eyvallah deyip çıkabilmen gerekir. Ya da gün içerisinde 1,5 saatlik bir periyotta ben iş arama iznimi kullanıyorum. İş görüşmem var, iş görüşmeme gideceğim, 1,5 saat sonra geliyorum şeklinde bir izin kullanabilme olanağı sağlar. Uygulama ihtiyaçlara göre evrilmiştir her zaman. Bizde de böyle olmuş. Şu hakkı tanıyor mahkemelerde, kanunda buna bir kısıt koymuyor. Sen bu izni toplu kullanabilirsin. 8 hafta boyunca günde haftada 5 gün çalışıyorsan birer buçuk saatten ne eder? 5 oradan, 2,5 oradan 7,5 saat. 8 haftadan 7,5 çarpı 8, 7 kere 8, 56, yaklaşık 60 saatlik bir iş arama izni olduğundan bahsedebiliriz. Sen bu ihbar süren, işte 8 haftalık ihbar süren vardı ya, bunun sonuna dayayıp geriye çekerek 60 saatlik mesai ne yapar? Günde 8 saatten yaklaşık 7 günlük falan bir alan sağlar sana. 8 haftanın
6,5. haftasında iş arama iznimi toplu kullanıyorum deyip daha erken ayrılabilirsin. Sana bunu sağlar. Ama dediğim gibi bu 1,5 saatlik izin baki bir izin. Bunun kanuni tanımı günlük kullanılması ama toplu kullanman da pazarlıkta çözebilecek bir metot. Anladım. Peki bir de hemen araya şeyi sıkıştırayım. Böyle işte bu sanırım şey aşamasında yapılıyor. İstifa dilekçesi verirken işte alacağım hiçbir şey kalmamıştır falan gibi şeyler yazılıyor. Yazdırtıyorlar ama aslında alacağım var. Yani o 8 haftanın sonunda sana bir para verilecek veya daha önceden bir bakiye kalmış olabilir. O sözleşmenin herhangi bir geçerliliği var mı o noktada, yoksa oraya yazmak mı gerekiyor? Benim hala istifa ediyorum ama hala şu kadar param var diye yazmak mı gerekiyor? Çünkü hatta bizim şöyle de başımıza bir şey geldi. Selam Deniz Özgen. şöyle oldu. Aslında işimiz bittikten sonra da, yani 8 haftanın sonunda da, o bildirim haftası, bildirim gününün sonrasında da bir bakiyemiz vardı. Ama işte çeşitli prosedürlerle şey oldu. Hiçbir yerde belirtemedik biz bunu, yani dilekçemize bile yazamadık aslında. Ve acaba o parayı alabilecek miyiz diye bir gerildik. Elimizde hiç de bir kanıt yok. Bayağı ayrılmışız da. Kaldık orada. Ne yapmak gerekiyor bu noktada? Ne yapmak gerekiyor? Haklarımızı bilmek gerekiyor. Çok basit. İstifa tek taraflı bir haktır. Sen istifa ediyorsan istifa ediyorsundur. Tek cümle yeterli. Gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum. İhbar sürem ne kadarsa buna uyarsın. 6 hafta, 8 hafta, 4 hafta her neyse. 8 haftanın sonunda da çıkıp gittiğinde işveren senin haklarını bir tamam ödemekle yükümlüdür. Sen işverene bir ibraname vermek zorunda bile değilsin. Kabul etmiyorum kardeşim. Bana böyle bir evrak imzalayamazsın. Ben istifa ediyorum. Gereği neyse yerine getir. Sen eksiksiz yap. Eksiksiz yaparsan ben zaten sana dava açamam deyip dönüp arkanı gidebilirsin. Anladım abi. Süper oldu. Ya sen şey niye ibra edesin ki ayrıldığın işvereninle? Ya abi aslında şey var ya. Mesela biz mesela Türkiye'de şeye çok takılıyoruz belki de, ama benim anladığım kadarıyla ona çok gerek yok. Yani mesela bir işten ayrılırken istifa dilekçesi örneği arıyoruz. İşte böyle bu tarz şeyleri sanki böyle çok harfiyen uygun bir şekilde yapmaya çalışıyormuşuz gibi, ama anladığım kadarıyla aslında istifa etmek dediğin şey sadece bunu işverene resmi bir şekilde ifade etmek. Bunu bir mailla da yapabilirsin. İlla bir dilekçe yazıp imzalamak zorunda değilsin. Sözlü bile yapabilirsin ama sözlü olması işin ispat noktasında senin elini zayıflatır. Adam 2 hafta ihbar süren var. Sözlü olarak ben istifa ettim dedi. 2 ay sonra işten çıkacağını varsayımıyla hareket ediyorsun. 2 ay sonra da ne istifası, bana yazılı vermedin. İstiyorsan bugün ver, 2 ay daha kal diye seni tutabilir orada. Anladım. Vay arkadaş, şey çok giymiş ya. Gördüğünüzün üzerine istifa ediyorum ya. Hiç böyle istifa etmedim. Bundan sonra böyle istifa edeceğim. İstifa böyle ödemek istiyorum. Yazacağım ama kağıda yani. Gördüm. Ya, angarya yasağı. Angaryanın ne olduğu tanımı seninle alakalı bir şey. Sen istemediğin noktada ben çalışmıyorum kardeşim deyip dönüp gitme özgürlüğüm var. Doğru. Ya bizim sanırım şey problemimiz var Türkiye'de. Bir, haklarımızı bilmiyoruz gerçekten. İkincisi de hakkımızı istemek noktasında ve hakkımızı kullanmak noktasında bence ciddi böyle elimiz korkak, yani bugüne kadar yaşanan olaylardan, İşte ülkenin sosyal yapısından kaynaklı biraz ya da sanırım. Biraz hallederiz abici olduğumuz için. İş ilişkileri güzelken hiçbir sorun yaşamıyoruz da, ayrılmaya geldiğimizde bu hallederiz abiler bir havada kalıyor. İki, arada oluşan gönül bağını kırmamak için de birçok şeyi sineye çekiyoruz. Hayır arkadaşlar, çalışıyorsak profesyonel olacağız. Hiç kimse babasının ayrına çalışmıyor. Babasının yanında çalışan dahi. Doğru. Net olun. Siz eğer bunları isteyemiyorsanız her zaman bir avukatla çalışabilirsiniz. Bir insanın kendi adına bir şeyi pazarlık etmesi kolay değil. Ben şimdi burada gevire gevire söylediğim sözleri sanıyor musunuz ki hukuk fakültesinden mezun olduğum gün söyleyebiliyordum? Herhangi bir iş verilmeye karşı böyle. Hayır, bu bir disiplin. Yaptıkça öğreniyoruz. Öyle evet. Gerçekten ya. Yani ilk başlarda hatırlıyorum abi. Yani maaş pazarlığı yaparken bile çekinen, utanan bir insandım. Şimdi hani gayet yüzsüzce diyeceğim ama yüzsüzlük değil aslında bu. Çatır çatır yapabiliyorsun bunu. Birazcık şey meselesi yani. Pişme meselesi bana kalırsa. Tabii çok. Ayrılmayı yönetmek de pişme meselesi. Yeterince işten ayrılırsan gayet güzel yönetebilirsin. Ben yeterince işten ayrılan adamın ayrılık sürecini yönettiğim için geniş geniş konuşuyorum. Güzelmiş.
Ya yani yaklaşık 4,5 yılım sendikada geçti ve işveren sendikası 80 küsur fabrika, toplam 36 bin tane falan işçi vardı görüş verdiğimiz. O yüzden karşınıza çıkabilecek hemen en örneği ya da aklınızda canlandırabileceğiniz hemen her örneği gördük, yaşadık. Oluyor arkadaşlar. İş ilişkileri maalesef ihlalle ilerleyen bir şey. Siz ne kadarına kabul eder, ne kadarını sineye çekerseniz o kadarını sizden talep edecekler. Bu işin doğası bu. Evet. Birazcık değiştireyim mi? Biraz daha yumuşak bir konuya geleyim. Hadi gel, atla. Abi şey, bu dress code mevzu özellikle kurumsal yerlerde çalışan insanların çok böyle darlandığı bir konu. Biraz sanırım böyle zorlama noktalarına falan da gidebiliyor. O konuda mesela dayatılıyorsa bir dress code, sen ne yapabilirsin çalışan olarak? Dayatılan dress code'un ne olduğu önemli. Adam size paylaşıcı gibi giyinip gelmenizi dayatıyorsa buna direnebilirsin. Ama işveren işletmeye gelirken takım erkekler için takım elbise giyinmesini ya da kadınlar için abiye giyinmesini tabii ki talep edebilir. Yani bu adamın işletmesiyle ilgili verdiği bir karardır. İşletmesinin imajıyla verdiği ilgili bir karardır. Maalesef çok direnebileceğiniz şeyler değil. Ta ki sizden kabul edilemez abuk şeyler istendiği noktaya kadar. Ya bunun kanunu bir dayanağı var. Saç, sakal, kıyafet hepsini işveren istediği gibi şey yapabiliyor şirketinde yani. Yani saçına sakalına çok karışamaz. Artık bu türban mevzularından ötürü kimsenin saçına sakalına laf söylemek kolay değil bu ülkede. Ama şortla gelmeyeceksin kardeşim ya da iş yerine şortla geliyorsan bu benim dress code'uma aykırıdır deyip senin konuyla ilgili savunmanı isteyebilir. Abi genel olarak şeyi sormak istiyorum. Bu şirket içi yönetmeliklerde yani iş kanunu işverene ne kadar güç tanımlıyor? Yani belli şeyleri sınırlarını çizip geri kalanın yapmasına izin veriyor mu? Ben işte şirketimde şöyle olmasını istiyorum, böyle olmasını istiyorum. Örnek veremedim ama. Yani örnek verememen doğal çünkü bahsettiğin konu çok geniş bir konu. Haliyle bu kanunda düzenlenebilir bir şey değil. İşte hukuk mühendisliğinde bir terim vardır. Kazuistik kanun diye. Dünyanın en kazuistik kanunu Avustralya Anayasası'dır 1900'lerin başındaki. 310 küsür bin madde falan gibi böyle çılgınca her şeyi tanımlamışlardır adamlar içerisinde ama fiilen uygulaması olmaz. Haliyle kanun koyucuysan sen genel hükümler belirlersin. Uyulması gereken bir çerçeveyi koyarsın ve onun dışında kanun uygulayıcıların iradesine ve yetkinliğine inanmak durumunda kalırsın. İşte bahsettiğin gayri tabi konular iş mahkemeye geldiğinde tartışılacak şeylerdir ve senin ya da avukatının ikna yeteneğiyle doğrudan alakalıdır. Çünkü öngöremezsin abi bunu. Yazamazsın kanunu. Evet. Şimdi bir de şeylerden gelen, dinleyicilerden gelen bir iki soru var aslında. Bir tanesi ilginç bir soru. Bunun hakkında ne düşündüğünü çok merak ediyorum. Şimdi öncelikle mesela şimdi artık sosyal medya vesaire çok fazla kullanıyoruz ve sosyal medyada da birbirine bağlanabiliyor. Yani benim bir Twitter hesabım varsa şu anda bir kişi benim hangi firmada çalıştığımı bulabilir kolaylıkla. LinkedIn üzerinden. Ben mesela şöyle bir şey yazsam. İşte atıyorum bugün firmada işte şöyle oldu, işte çalıştığım yerde şöyle kötü oldu, böyle kötü oldu diye bir şeyler yazsam. Firma benim bu sosyal medyada kendi zamanımda, kendi cihazlarımdan yaptığım bu paylaşımla ilgili benim üzerinde herhangi bir şey yapabilir mi? Bana herhangi bir dava açabilir mi ya da beni herhangi bir şekilde suçlayabilir mi? Suçlayabilir. Yani bu Çalışan bağlılık kuralıyla bağlıdır. İşverenin sırlarına ya da işverenin işletmenin özelini gizlemekle yükümlüdür. Bunun ötesinde artık birçok insanın daha kurumsal yerlere yönlendiğini düşünüyorum. Bu kurumsal yerlerin Deniz'in dediği gibi yönetmelik sözleşmelerinde sosyal medya kullanımı ile ilgili hükümler var. Şimdi kanun sana Facebook hesabını nasıl kullanacağını söylemiyor ama artık bahsettiğim yönetmeliğe geldiğinde işverenin bunu denetlemesini de kısıtlamıyor. İşveren bunu senden bir yükümlülük olarak isteyebilir. Sosyal medya hesaplarından, yaptığın paylaşımlardan seni sorumlu tutacağını sana ihbar etmişse eğer, hiç tartışması kalmaz bu işin. Sosyal medya paylaşımlarına doğru da sen sorumlu olursun eylemlerinden. Ha tabii bunu hiç söylemek zorunda olmadığı yerler de vardır. Benim iş sözleşmemde yok. Böyle bir personel yönetmeliği de yok. Haliyle ben akşam döneyim. Kafamın attığı patronuma işte Mert Susur'a Mert
bilgisayardan da anlamıyorsun, şeyden de anlamıyorsun. Intihar yapa yapa buralara gelmişsin. Senin hiçbir ticari yetkinliğin de, işte IT noktasında yetkinliğin de yoktur. Allah belanı versin diye bir paylaşımda bulunuyor. Hmm. Şimdi bunu işletmede yaparsan haklı sebep sayıyor kanun. İşletmeden çıktın, sosyal medyada yaptın. E, alan genişledi. İşte az önce Deniz'e verdiğim örnek de o. Kanun bize sadece genel geçer şeyleri söyler. Bunun ötesinde uygulama insanların vicdanı ve yetkinliğiyle alakalıdır. Bunu yapıldığında işverenin birçok defa iş aktı fesihleri yaptığını ben gördüm. Ve bu fesihlerinde mahkemelerce onandığını gördüm. Ben o yüzden bütün çalışanlara sosyal medya hesaplarının kullanımı noktasında seçici hareket etmelerini buyuruyorum. Yani tavsiye ediyorum buyurmak. Ne haddime de başınız ağrır. Anladım. Peki yani, mesela yaptım. 4 yaşadık misal benim. Halihazırda bir davam var. Çalışan rapor almış. İşte 5 gün raporu var. Bir raporlu olduğu dönemde İstanbul'da iş yeri, İstanbul'da yaşıyor. Kartalkaya'dan kayak yaparken paylaşımdan atmış. Amatörlük. Yani işveren de görmüş bunu. Instagram'dan almış caps'leri ve haklı nedenle işine son vermiş. Niye? Dürüstlük ve bağlılık kuralına aykırı davranmak, işverene yalan beyanda bulunmak. Dava benim ama çok zor bir dava. Nereye varacak bilmiyorum ama bayağı zor iş. Peki mesela yani politik yaptığın paylaşımlarla ilgili beni sorumlu tutabilir mi firma? Böyle politik bir sebeple yaptığın paylaşımlarla ilgili sorumlu tutamaz. Çünkü sen tabii ülkede ne kadar işte bu konularda özgürüz tartışma konusu tabii de herhangi bir siyasi görüşe tabi olabilirsin. Herhangi bir partiyi, herhangi bir siyasal oluşumu destekleyebilirsin. Haliyle söz gelime muhalefet partisindeki patronun seni iktidar partisine destekledin diye herhangi bir yaptırıma tabi tutamaz. Tabii aynısı karşısı için de geçerli. Tabii buna karşılık bahsettiğim konular yasal paylaşımlarla ilgili. Bizim devletimizin kabul etmediği, terör olarak adlandırdığı, işte illegal kabul ettiği bir ton siyasi oluşum var. Tabii bu siyasi oluşumlar günlük siyasi hareketlerle de bir gün iyi bir gün kötü olabiliyorlar. Açılacağız diyorlar, açılıyoruz. Kapanacağız diyoruz, kapanıyoruz. Ne olduğumuzu biz de bilmiyoruz ama haliyle yapacağımız paylaşımların içeriklerinde de bu noktada dikkatli olmakta fayda var. Senin kafanda bir soru işareti varsa, işte biz bunları barış imzacılarında da gördük, yaşadık. Doğrudan doğruya devlet bir KYK çıkartarak insanların işine son verdi. İşte daha sonra FETÖ yargılamalarında da yaşadık. Başınızın ağrıması çok olasıdır. Seçici hareket edin. Yani kimseye neye inanacak, neye inanmayacak, neye karşı çıkacak söylemek haddime değil. Ama iş yönünden kaygısı olan kişiler için ya anonimleşin, internet bize bunu sağlıyor. Hı-hı. Ya da tutun çenenizi. Böyle bir kaygın varsa. Evet, o zaman Mustafa soruyu sormuştu. Ona şey diyelim yani, Mustafa biraz dikkat et Can abi. İsmini de verdiğimiz iyi oldu bu arada. Başka ne var sorular? Gelenlerde. Yani var değil mi? İki tane daha soru var. Bizim de sorularımız var. Bir araya girip ben bir şey sorayım ya. Evet. Biz böyle şimdi hani daha önce çalıştığımız, aldığımız deneyimlerden eski patronlarımızı ya da şirketlerimizi gömüyoruz ama bunların bize karşı bir yaptırımı olabilir mi? Adamın ticari itibariyle oynamıyorsun ki sen. Değil mi? Sonuçta deneyim paylaşıyorum. Muslukçunun çırağısındır. Ayrılırsın adamın yanından, gazetelere ilan verirsin, dersin ki Mustafa Usta ikinci el L boruları size sıfır diye satıyor. Adamın ticari itibariyle oynuyorsun bunu. Şimdi yaptırımda bulunabilir. Ama kötü bir işverendi ya da benim hakkımı yedi olabilir. Bir karalama kampanyası yürütmüyorsun adamla ilgili. Ya Mustafa'nın paylaştığı da muhtemelen bu tarz şeyler var. Yani adam niyeti bozarsa dava açar. Yani çalıştığın firmayla ilgili sosyal medyada öyle atıp tutmamakta fayda var. Başın ağrısını istemiyorsan gayet. Bir doğru. De zaten patronla konuşman lazım herhalde böyle bir sorun varsa da. Yani sosyal medyada. Aynen, sosyal medya üzerinden yürümek.
Ya şey gibi biraz da sosyal medya üzerinden yürümek işte. Lise günlerini hatırlatıyor bana. Aynen. Evet, doğru. Abi ben kısa bir şey sormak istiyorum. Kafama takılıyor da yıllardır. Hani işe girerken sürekli bizden bir sabıka kaydı falan gibi şeyler istenir ya, istenen belgeler aşaması. Bir işveren hakikaten kanuni olarak bunu isteyebilir mi? Doğru. İki, senin bir sabıka kaydın olsa bile seni bu sebepten işe almamazlık edebilir mi yani? Böyle bir şey var mı? O... İşveren zorunlu kılıyor. Daha doğrusu işverenler bunu yapmakla zorunlu. Kanun sizden işte ikametgah senedi, efendime söyleyeyim, sabıka kaydı vesaire gibi şeyler alacaksın der. Sizin her çalıştığınız yerde bir işçi özlük dosyanız oluşur. Ve bu işçi özlük dosyasının ilk sayfasında bunlar yaratır. İşte bu kontrol devleti, militer devleti, bir ton şey tartışabilirsin ama maalesef biz bürokrasiyi seven de bir devletiz. Bu iğrenç bürokrasiden kaçamayız. İki, evet, işveren seni sabıka kaydını beğenmediği için işe almayabilir. Ama bu tamamen tercih meselesidir. Alabilir. Senin doğrudan doğruya çalışma kısıtı getirecek bir kaydın yoksa, söz gelimi IT'cisin, seneler önce bir kavgaya karışmışsın, basit yaralama var senin sabıka kaydında. Yani hiç çalıştığın konuyla alakasız bir şey. Tabii ki işveren takdir edip seni işe alabilir. Bu senin çalışmana engel olmaz ama dediğim gibi o noktada tamamen işletmenin tercihi, seni çalıştırmayı tercih edip etmemek. Aynı şey sağlık konusu için de geçerli mi? Diyelim sağlık raporu istiyorlar. Atıyorum bir rahatsızlığım var işte. Zor yürüyorum, topalım. Neviyle alakalı. İşletmelerin tehlike sınıfları vardı. Az tehlikeli, orta tehlikeli, çok tehlikeli vesaire gibi. Söz gelimi senin astım hastalığın vardı. Sen bir çimento tesisinde çalışamazsın. Ya da bir demir tesisinde çalışamazsın. Ya da bir bel sakatlığın vardır. Daha böyle bedeni iş gerektiren bir işte çalışamazsın. Ya da çalıştığın sürede bu ortaya çıkar. Sağlıklı bir insan olarak girmişsindir çalışmaya. Belini sakatlamışsındır, tekrar ediyorum. Sen o işi yapamaz hale gelirsin. İşveren için bu çalışana geçerli nedenle fesih olanağı sağlar. Der ki ben çalıştıramıyorum. Senin sağlığını da gözetmekle yükümlüyüm. Ey Onur, ey Deniz, ey artık her kimsen karşımdaki. Senin kıdem tazminatın bu kadar, ihbar tazminatın bu kadar, kalan izinlerin, hakların bunlar. Teşekkür ederim, iyi günler deyip seni işten çıkar. Tabidir. Yani sağlık çok daha reel bir faktör bu noktada. Keşke abi, dediğin kadar proper olsa abi ya, o işten çıkarmalar o şekilde. Oluyor ya. Aklımda çok fazla soru var da şimdi bence bir kısmını da seçelim. Hani şey falan geliyor şimdi, bu bedelli askerlik 22 günle beraber insanların kafası falan karışmaya başladı. Yani işten idari izinli... Hiç kafası karışmasın. Askere giden kişi için askerlik izni diye kanunda öngörülen bir yapı vardır. İşverene der ki ben falanca tarihlerde askere gideceğim. Askerlik izni için ayrılıyorum. Dönüp geldim, işe başlayacağım. Bu yönetilebilen bir süreçtir. 20 günlük, 22 günlük, özellikle bedelli askerlik noktasında böyle çok kısa bir süre olduğu için konuşuyorum. Kimse çalışan eğitimli elemanından olmak istemez. O yüzden konuşulsun, rahatlıkla çözülebilir. Anladım abi. Ben son sorumu da sorup çekeyim. Abi bu arabuluculuk sistemi nedir ya? Hep duyuyoruz hani artık bir arabulucular falan şey olmaya başladı. Abi... Yine sabaha kadar konuşulan bir konu ama bize saçma sapan yaratılmış bir bürokrasidir yalnızca. Şöyle bir varsayım üstüne kuruldu. Biz eğer ki taraflara davaya gelmeden karşılıklı oturup konuşma fırsatı sunarsak, dünyada çünkü bu iş böyle işler, konuşarak anlaşabilir dünyanın birçok medeni bölümü. Biz gelen davaların sayısını azaltırız. Bu sayede mahkemelerin dava yükü düşer. Daha hızlı adalete ulaşırız gibi bir varsayımla ilerlediler. 2 sene kadar bir pilot uygulama yapıldı. 2 sene boyunca insanlara şu soruldu. Sen açılan bir davan varsa mahkemede hakim sana soruyordu. Ey Deniz İrgin, sen anlaşmayı düşünüyor musun? Uzlaşmayı istiyor musun? İstiyorum. Ey Deniz İrgin'in patronu, sen istiyor musun? Ben de istiyorum. O halde bir arabuluculuk kurumu var. Hadi dediler, gidin arabuluculuk kurumunda size anlaşın, gelin bana. Gün sonunda da dediler ki bu 2 yıllık pilot sürenin sonunda biz %80'e yakın başarı sağladık. Hiç kimse sorgulamadı. Arkadaş, bu insanların %100'ü ben anlaşacağım diye gitti zaten. %20 kayıp yaşadın. Niye böyle bir %20 kayıp yaşadın? Çok fazla uygulamada çözüme ulaşmıyor. İşveren bahsettiğim hak ihlalini yapmışsa zaten size bu parayı ödememek için
dava yoluna gitmenizi göze almış dururlar arkadaşlar. Ben çok az örnekle biliyorum. İşte benim hakkım yendi, işveren arabulucuya gittim, anlaştım. O anlaşmalar bir, %100 olmaz. Söz gelimi 50 bin lira alacaksanız, işverene 10 bin lira, 15 bin lira altında bir parayı, o gün sıcak paraya ihtiyacınız olduğu için kabul edersiniz, işverenin de işine gelir. O şekilde anlaşırsınız. Ama bunun üzerinde arabuluculuk kurumu, kanuni haklarını korumakta işçinin son derece yetersiz bir kurum. Ne var ki bahsettiğim davaları açabilmek için de zorunlu bir kurum. Arabulucuya gitmeden sen artık bu ülkede dava açamıyorsun. İş hukuku üzerinde konuşuyorum. Dava şartı haline geldi. Benim bir sorum var. Bir adım geri gideceğim. Az önce Uğur'un işte sağlıkla ilgili açtığı konudan aklıma geldi. Şimdi tabii böyle ağır işlerde çalışanlarla karşılaştırmayacağım. Böyle şımarıklık gibi algılansın istemiyorum açıkçası. Çok saygı duyuyorum şeyleri. Hiç öyle kıyaslamaları ben doğru. Aynen öyle de yine de hani sonuçta böyle bir konu var. O yüzden bahsetmek istiyorum. Şimdi bizim meslekteki problemler ne? İşte gözüm bozuldu, belim ağrıdı gibi şeyler. Ama bunlar baktığımız zaman da ne gibi. Evet. Yani bu durumlarda ne yapılması gerekiyor? Neler yapılabilir? Daha önce böyle bir şeyle karşılaştın mı? Meslek hastalığı diye bir tanım var kanunda. Sen evet, yaptığın evet. Meslek nedeniyle hastalandığını öne sürebilirsin ve bu tıbbi bir uzmanlık alanı. Uzmanlar, doktorlar bu konuyu tartışırlar. Senin bir meslek hastalığına tabi olup olmadığını tartışırlar. Eğer ki sendeki rahatsızlığın bir meslek hastalığı olduğu ortaya çıkarsa, sen sigortalı bir çalışan olarak belli tazminatlar alırsın, belli maaşlar bağlanır ya da ekonomik bir dönüş olur. Ama bunun ötesinde sıkıntınız bilişimde şu, bir işin meslek hastalığı olup olmadığını nasıl ispatlayacaksın? Gözün bozuldu ya abi, göz bozuluyor. Meslekten ötürü olmak durumunda değil. Kabul edelim, gerçek şu oğlum. Yani maalesef bilişimciler üzerinde bu meslek hastalığı tanımı çok zor bir alan. En ispatlanabilecek ya da en fiilen karşılık görebilecek şey psikolojik rahatsızlıklardır. Psikolojik rahatsızlıklarında işte doğrudan meslekle alakalı olduğu olmadığı vesaire yine uzun bir tartışma konusudur ama bunun haricinde ben çok fazla bilişimcinin meslek hastalığına tutuldum, bu yüzden işte erken emekli olmak istiyorum ya da işte sosyal haklarından faydalanmak istiyorum gibi sonuca ulaşabileceği bir senaryo kafamda canlandıramıyorum. Şimdi şey var, burada İngiltere'de şöyle bir şey var. Bilmiyorum Türkiye'de böyle bir hakkımız var mı ama diyelim ki sen çalışmak için sana firmanın verdiği koltuk, işte masa ve onun düzeniyle ilgili eksik ekipmanların varsa bunu firmaya söylemekle yükümlüsün. Firma da bunu ases ettirmekle yükümlü. Yani dışarıdan başka bir firmayla iletişime geçmek zorunda. O firma gelip senin çalışma ortamını görüp sana bir rapor yazıp ne ihtiyacın olduğunu vermek zorunda ve firma da bunu sağlamak zorunda. Böyle bir şey var burada. Böyle bir çalışma kanunu var. Sen medeniyette yaşıyorsun. İşte Türkiye'de yok mu böyle bir şey? Böyle bir hakkım yok. Mesela benim sandalyem çok kötü. Masam çok kötü. Işık düzeni çok kötü. Bunları şikayet edebilir miyim? Edebilirsin. İşverene yazılı olarak söylersin. Hatta noterden ihtar çekersin. Dersin ki kardeşim sen beni kırık sandalyede oturtuyorsun. Masamın işte şeyse eğri. Ayağı eğri artık her neyse derdin. Ben bu çalışmamı imkansız hale getiren, çalışmamı zorlaştıran koşulların düzeltilmesini istiyorum. Aksi takdirde iş sözleşmeme haklı olarak son vereceğim dersin. Düzeltir. Düzeltmezse ben haklı nedenle sözleşmeme son verdim der. İşten ayrılırsın ve dersin ki kardeşim bana kıdem tazminatımı öde. Yine ilk konuşma başında anlattığım konu. Mahkemeye gidersin. Mahkeme bunun haklı bir neden olup olmadığını tartışır. Peşine senin kıdem tazminatını alıp alamayacağını söyler ama dediğim gibi bu uzun bir yol. İşte masası eğri diye insanlar istifa edip buradan dava yoluna bence çok girmesinler. Türkiye'de işte masan eğri ise kendi şartlarında masanı tamir etmen senin için daha pratik bir çözüm. Şey vardı, iş sağlığı ve güvenliği mi yanlış hatırlamıyorsam öyle bir bölüm, birim böyle devlet tarafından görevlendirilen bu böyle çeşitli firmalara gelip hatta bizim firmaya da gelmişti. Böyle seminer gibi bir şey vermişti ve sonrasında bir rapor hani okey burası okey, ışığı güzel, aydınlatması güzel gibi bir feedback vermişlerdi. Biz de buna göre
işte sandalye, ayaklık, monitör yükseltme falan gibi şeyler ayarlamış. İşverenin uyarıyı dikkate almış. Adam yapmıyorsa ne yapacaksın? Herkes şimdi sizin gibi cayır cayır ofislerde vesairelerde çalışmıyor. Merdiven altında onlarca atölye var bu ülkede. Doğru. Hiçbir iş hukuku şeyin olur. Ben hatta kayıtlı bile değil adamın işletmesi. Yani ya bir kişi hukuk dışına çıkmak istiyorsa arkadaşlar her konuda çıkar. Masanı da gelir sabote eder. Ya da senin fazla mesailerini de efendime söyleyeyim ödemez. Ya da işten çıktıktan sonra sana 2 yıl boyunca hiçbir yerde çalışamayacağını da buyurabilir. Hep dediğim noktaya geleceğiz. Biz hakkımızı biliyor muyuz? Ve arkasını duracağız. Evet. Yani söylediğiniz konuların tamamı sizin de vicdanınızı rahatsız eden şeyler ve arkadaş böyle olmaması lazım ya. Kanun beni koruması lazım dediğiniz şeyler değil mi? İşte kanun çok noktasını koruyor zaten. Peşine düşüyor musunuz? Süreyi ve maliyeti göze alabiliyor musunuz? Tek soru bu. Peki mesela böyle bir şey maliyeti mesela aşağı yukarı şimdi bilmiyorum nasıl bir soru olacak ama sormaya çalışacağım. Böyle bir durumda ben bir avukattan danışmanlık alsam böyle bir dava için böyle bir avukatlık bürosuna mı gitmem gerekiyor? Nasıl çalışıyor yani? Ben nasıl bir avukat bulabilirim kendime bir yazılımcı olarak? Türkiye'de avukat olarak arattığın ya da bir insana ulaşmak istiyorsan İstanbul Barosu'na ya da bulunduğun her şehre bağlı baronun sayfaları vardır. Burada bütün avukatların listelerine ulaşabilirsin ama çok daha kolay yolları var. Google search ediyorsun. İşte iş hukuku avukatı dediğin noktada karşına çıkabilecek ya da işte başındaki ağrı her neyse o noktada senin karşına çıkabilecek onlarca adam getiriyor karşına. Tabii ücretlendirme, avukatlık ücretlendirmesi tavan olmayan bir şey. Ancak asgarisi olan bir durum. Sen danışmanlık alacaksan, yasal olarak ilerlediğini, kayıtlı olarak ilerlediğini düşünüyorum avukatın. Her avukatın böyle ilerlemediğini de biliyorum. Adamın sana minimum 880 lira bir fatura kesmesi gerekir. Bir saatlik danışmanlık ücretidir bu. İşte yeni değişti kanun. İnternette çok dolanıyor bu ara, görmüşsünüzdür. Peşine de aşan her 15 dakika için 160 lira falan gibi bir rakam vardır. Ne kadar pahalı değil mi? Ben bu paraları kazanan bir avukat olarak göğsümü geri arkasını duruyorum. Hayır arkadaşlar, hayat böyle olmuyor. Başınız ağrıdığında genelde arkadaşın tanışı, onun tanışı şeklinde telefonlar kırılır. Biz avukatların işte bu noktada emeği heba edilir. Biz telefonlarda çok konuşur, çok anlatırız derdimizi. Ama evet, podcastlerde falan. Tabii. Sonrasında bir dava olarak dönmedi ki adam seni konuşturur, başka avukata gider falan gibi konular. Senin avukatın var, senin avukatın. Haliyle avukata gidin arkadaşlar. Avukatla olan ilişkinizi nasıl yöneteceğiniz size bağlı kalmış. Her avukatın kendi bir işletmesi vardır. Her avukat bu işletmesini yönetmekte özgürdür. Size bu işte karşılığında ben tamamen yasal çalışıyorum. Faturanı da keseceğim, senin eline vereceğim. Bunun da fiyatı budur diyebilir. Ya da gel abi buyur otur konuşalım der. O onun kendi takdiridir. Kendi bilgisini sizinle paylaşabilir. O şekilde ilerleyebilirsiniz. Ama davaya geldiğinde artık yasal açılar devreye girer. İşte işe iade açacaksan bunun karşılığında mahkemeye ilk aşamada ödenen para yaklaşık 600 liraya yakındır. Ya da bir alacak davası açıyorsak alacağımızın belli bir oranı, binde 49 bölü 2 gibi bir oran. Çok emin değilim şu an, ezbere konuşuyorum ama. Alacağınızın belli bir oranını o gün harç olarak yatırmanız gerekir. Yani siz bir dava yoluna girdiğinizde karşınıza iki tane daha ücret çıkar. Bir, yasal giderler. İki, avukatlık masrafları. Avukatlık masrafları sizin pazarlık gücünüzle alakalıdır. Yasal giderleri de bitirirsiniz. Çünkü onları devlet alır. Hiçbir avukat da kendi cebinden ödemez. Peki. Ben bir şey daha sorayım mı ya? Son mu olsun Mert? Bitirelim mi ondan sonra? Valla Deniz'in çok böyle yana yakala beklediği bir soru var. Ondan sonra bitiririz o zaman. İkisini alalım abi. Tamam. Ya ben şeyi merak ediyorum. Bu çok bizde yani bilinen bir konsept. Evden çalışıp yurt dışındaki bir firmayla iş yapıp maaşını dövizle kazandığın zaman abi bu işin vergisini nasıl ödüyorsun? Bir. İkincisi de SGK vesaire kısımlarını nasıl hallediyorsun? Bir birey olarak Türkiye'de yaşayan. Eğer öyle bir yola giriyorsan kanun senden şunu ister ki sizin işinde en kolay çözüm odur. Vergi kaçakçılığından yargılanmak istemiyorsan ya da vergi cezası yemek istemiyorsan sen önce bir şirket açılışı yaparsın. Şirketten hizmet satışı olarak bu işi faturalandırırsın. Şahıs şirketi açmanın yaklaşık 5000 lira gibi bir masrafı vardır. Böyle bir anlaşmaya girdiğinizde karşı tarafla konuşun. Ben bunun böyle böyle bir yasal masrafı var.
şirket açacağım vesairedir, bunu bölüşelim dersin, tamamını ödersin ya da bunu komple sen sırtlanırsın. Tamamen senin bileceğin iş ama yurt dışından hizmet alımı yapıyorsan sorumluluk, hizmeti sen aldığın, parayı sen kazandığın için senin üzerinde. Bu da vergiye tabi olmak durumunda. Serbest meslek makbuzu kesilemiyor değil mi öyle bir durumda yurt dışına? Serbest meslek makbuzu kesebilir. O da bir yol. Onun bir limiti var değil mi? Yanılmıyorsam. Yok, herhangi bir limiti yok ama belli vergileri var. Okey. Kısaca karşılıklı faturalaşıyorsun yani maaş tabii almak yerine. Tabii ki. Sonra da kendi şirketin üstünden Bağkur'unu mu ödüyordun? Bir şey adam yapıyor. Çünkü burada kayıtlı bir şirket değil. Senin için SGK'ya bir bedel ödemiyor. Ya da bir ihlal yaptığında Türk hükümetinin, Türkiye Devlet Otoritesi'nin ona bir yaptırım uygulaması söz konusu değil. Kim var burada? Sen varsın. Senin yaptığın ihlalde ne? Muhatap sen oluyorsun yani. Tabii. Kazandığın geliri beyan etmemek. Ben o zaman son soruyu sorayım. Şimdi sendikallaşmanın hani önemli olduğunu düşünen bir insanım. Türkiye'de bilişim sektörüyle ilgili hani daha önce bir deneme yapıldı mı? Sendika kurulmadı galiba. Hani bilişim sektöründe yok. Var hani, bir tane varmış galiba. Bir dernek kurmuşlar sanırım. IBM'de çalışanlar öyle bir şey yapmışlar ama bu 1999'da falan hani böyle bayağı. Ya şöyle bir olmuş. Sendikalarla ilgili kanun bundan yine son 16 yılda değişen kanunlardan biri hayatımızdaki. Bir baraj koydular. Deniliyor ki sen herhangi bir iş kolunda, tabii ki herhangi bir sendika üye olabilirsin, bunun hiçbir kısıtı yok. Ben sendikayım diye yasal açılışını yapmış herhangi bir sendika senin muhatapındır. Ama yetkili sendika diye bir kavram getirildi. Bu iş kolunda söz gelimi ülkede kayıtlı 40 bin tane adam çalışıyor. Kanun diyor ki ben yetkili bir sendika olacaksa karşımda bu iş kolunda çalışanların en az %1'ini temsil etmesi gerekir diyor. Hesaplayın arkadaşlar 40 bin üzerine. Ciddi bir sayı. O yüzden sendika kurmanın bilişim sektöründe insanlar bu kadar birbirinden kopuk ve itiraf edeyim korkakken biz iş bulamaz mıyız vesaire gibi kaygılar taşırken olası değil. Ama hadi hayat bu. Dünya değişti, görüşler değişti, bilinç arttı, daha sosyal bilinç, sınıfsal kaygılar falan yaşadık. Biz bir sendika kurduk ve yetkili bir sendikamız var. Bu bize neyi sağlar diyorsunuz? Bu size çok şey sağlar. İşte bahsettiğim fazla mesai noktasında sizin işletmede geçirdiğiniz her dakikanın hesabı yapılır. Toplu sözleşmeler size yasanın üzerinde belli haklar tanımış olur. Hiçbir sendikalı yer asgari ücrette ilerlemez. Bu kadar basit. Ama işverenler de buna karşılık istemezler. Ne dedi? Üç maliyet var bunlardan biri. İşçi maliyeti. Karşısında sendikalaşmış, işi durdurma yetkisini kanun eline almış, grev yapmaktan bahsediyorum. Bir güruh varken işveren istemez arkadaşlar, kabul edelim. İstemez. Kütler %30 maliyet artışı haline gelir bu ona. Abi bu arada şeyi yeni öğrendim. Benim cahilim herhalde. Grev yapmanın ön koşulu bir sendikaya üye olmak değil tabii mi? Yani burada bizim departman toplanıp 10 kişi şey yapamıyoruz yani. Grev yapamıyorsun. Kendi başına greve gittim dersen 10 kişi, işveren hop der, çıkartıverir seni. Anladım. Yasal grev, yasal olmayan grev. Tabii ne kadar güçlü olduğunla da alakalı. Mesela grev, ben grev yapıyorum diye olmaz. Grevi ilan edersin, bunun belli bir yasal süresi vardır. 10 gün sonra, 15 gün sonra, bir hafta sonra, 3 gün sonra diye bir vade koyarsın bu işe. Ve greve çıkarsın. Bundan 3 sene önce otomotiv sektörü bir grev yaşadı mesela. Bursa grevi diye geçer. İşte bunların tamamı işveren sendikası olarak MES'e bağlıydı. İşçi sendikaları olarak Türk İş, Metal İş vesaire gibi sendikalar vardı ama işçiler kendi sendikalarıyla kavga etti. İşveren sendikası başka şeyleri becerdi, beceremedi. Çok karışık bir düzen var ortada. Nitekim hiç bu eylemler olmaksızın 20'nin üzerinde fabrika greve çıktı. Sonuna kadar kanunsuz grevdi bu. Ne oldu? İşletmeler gitti, polise dediler ki kardeşim benim adam geçti, bantımı oturdu, fabrikam durdu, işlemiyor, grev yapıyor işte, grevden ne anlıyorsanız onu yapıyor, işi durdurdu. Müdahale et. Polis dedi ki benim alanım değil, jandarmaya git. Jandarmaya gittiler. Jandarma dediler bizim hiç alanımız değil, biz ne anlarız bu işten? SGK'ya git. Haliyle iş gelip şuna dayanıyor. Sen ne kadar güçlüsün.
Mehmet amcanın tekstil atölyesinde tepen atar 5 tane adam rafa çıkarsan adam 5'inizi birden tıklar. Kovar polis sizi sürükle sürükle yaptırır ama işte 20 fabrikayı durdurabilecek bir güce erişmiş zaten işçiler olarak. Bütün bürokrasi ölü taklidi yapar. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Yorum yapmıyoruz ama. Kafadan deli sorular. Abi kaç bin yazılımcıya ulaşıyoruzdur ya? Vallahi bilmiyorum. En az ben hiç anlamam. 10 bine ulaşırız ya. Güzel rakammış. Dur bakalım 3-5 sene sonra neler olacak. Denesek lan ne olacak? Sendikalaşmak. Tabii sendikalaşmak da şöyle bir temel sınır sağlar. %1 diyelim ki olmuş sağlanmış. İş yerinde de %50 artı bir katılım gerekir. 45 kişi 46 kişi çalışıyorsa ne yapar? 24 kişinin o sendikaya üye olması gerekir. Ya da işletme yetkisi diye bir şey vardır. İşçilerinizin birçok şubesi vardır. İşte Bostancı şubesi, Kadıköy şubesi, falanca şubesi. Farklı farklı şubelerde sendikalaşmak zor olduğu için bu defa oran %50'den %40'a düşer ama her yerden üye alman gerekir. Peki mesela sendikaya kayıt oldu diye bir firma çalışanını işten çıkartabilir mi? Yasal olarak çıkartamaz. Çıkartırsa da çok güzel tazminat öder. Ama çıkartır. Anladım. Herhangi bir sendikaya üye olduğunuz diye sizi işten çıkartıyorsa, hele ki siz eskaza o sendikanın iş yeri temsilcisi gibi bir ünvan taşırken sizi işten çıkartmışsa işveren çok ciddi tazminatlar öder. İlk örnek, sen sendikaya üye oldun, ben seni işten çıkartıyorum dediği noktada 12 maaş tazminat artı işe iade tazminatları vardır. Toplamda 20 maaşı tartışırız. İkinci noktada sen iş yerinin sendika temsilcisisindir. Seçilmiş temsilcisindir. Seni işten çıkartır. Bu defa davan 40 ay mı sürdü? 40 aylık ücret artı 8 maaş öder. Güzelmiş. Yani sendikalaşmayı kanun korur. Ama sendikalılaşan adam için sizin de kaygılarınız var ya, işte bu kötü çalışandır, işte sendika sokarım, dava eder vesaire 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 gibi kaygılar özellikle beyaz yakayı sendikalılaşmaktan uzaklaştırır. Türkiye'de beyaz yakalı çalışanların çok az sendikası var. İşte bir sigorta çalışanlarının var, bir banka çalışanlarının var. Böyle çok kısıtlı alanlarda görüyoruz. Genelde bizdeki sendikacılık mavi yakalı işçi, daha bedeni iş yapan, daha fiziksel gücünü ortaya koyan alanda daralmıştır ama beyaz yakalı çalışanın sendikalaşmasının önünde kanunun hiçbir mani yok. Yani aslında abi, üretim, emek gibi kavramların da sadece hani şeye ithaf ediliyor ama aslında bence beyaz yakalı da bunun farkına varıp ümitlenmesi gerekiyor bir, yani. Bir mülkiyet varsa beyaz yakalı üretim yapıyor. Sen fikri mülkiyeti reddediyorsan, dahil olduğun bütün kapital veya neoliberal sistemi reddedip sosyalist bir yapıyı kurman lazım. Hadi reddedelim fikri mülkiyet. Ödemeyiz zaten. O zaman bütün sorularımızı sorduk. Bayağı da uzun sürdü. Sağ ol Umut ya. Vallahi harikaydı yani. Ben çok şey öğrendim. Umuyorum keyif almıştır. İzleyen bir şey öğrenir. Herkese sevgiler, saygılar. Kolaylıklar. Yani, bence kesin öğrenir. Çünkü bunları biz bildiğimizi zannediyoruz ama işin detaylarına girdiğin zaman aslında detaylarında, aslında şöyle, bir kere o kadar çok aslında işin detayını da anladığım kadarıyla sen her zaman pratik düşünmeye çalışıyorsun. Yani bir olayı biz bu belki çok çetrefilleştiriyoruz ama aslında onun basit bir şablonu da var. Onu görebilmek sanırım burada marifet. Tecrübe orada şey oluyor. Bence buradaki verdiğimiz örnekler birçok kişiye fayda sağlayacaktır diye düşünüyorum ben. Sağlar. Sağlar yani, umuyorum sağlar. Ne diyeyim? Abi Code Fiction tarihinin en ciddi programı oldu ya. Evet abi, hepimiz de bayağı şeydim yani, ben böyle hiçbir dakikasını kaçırmadım. Güzeldi güzeldi, çok sağ olun, çok teşekkürler. Rica ederim, ben de çok keyif aldım. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hadi çok memnun olduk, hoşçakalın. Teşekkürler. Hoşçakalın.